İnşallah sen de benim gibi baba olursun. Ve bizi de torun torbaya kavuşturursun. Bak o zaman daha iyi anlayacaksın beni Erkan. Yani insan evladının mutluluğundan başka bir şey istemiyor ki ya. Bundan hiç kuşkum yok Bozkır baba. Ulan madem evladının mutluluğunu istiyorsun, niye bana vermedin ki kızını? Beni Erkan'a niye zorladın? Şimdi sen bizim kızımızla yuva kurmak istiyorsun. Gerçi biz Gülperi'yle artık unumuzu eledik, elimizi astık. Geriye bir tek Tezenen'in mürüveti kaldı. Ya iyi ki sen çıktın karşımıza. Bak senden yana gönlüm rahat gerçekten. Vallahi bir sorun yok. Sadece kızımızın mutlu olmasını istiyoruz ya, bir şey yok yani. Tabii Erkan kızını mutlu etsin, İsmail de kedere ızdıraba boğulsun. Gösteririm ben Erkan'ı size. Tezene'yi mutlu etmek için elimden keleni, könlümden aganı esirgemem babacığım. Yani ben sonuçta Tezene için var olmuşum. Ben hazırım. Ya yeminle peri masallarından fırladı sanki. Bu nasıl kız ya? Ay çok tatlısın Erkan. Erkan çok tatlı ama İsmail'in çektiği acıyı bir ben bilirim. Yaktın, kül ettin, yok ettin beni Tezene. Hadi kalkalım mı artık? Kalkalım tabii. Bozkır baba biz müsaadenizi isteyelim ufaktan. Nereye? Nikah tarihi kaçmıyor, daha kahvelerimizi içeceğiz. Eline koluna sağlık Külperi anneciğim ama biz vakitlice gidelim. Ha bu günü bir alalım yani nikah gününü. Eğer öyle tatiline girerse var ya yandık bittik. Benim güzel kızım, kıyamam ben sana. Büyümüş de evlenip gelin olmuş, yuvadan uçuyor gidiyor. Ay anneciğim yapma böyle, beni de anlatacaksın. Belki de son kahveler bunlar değil mi? Beraber içeceğimiz, lütfen içelim. Olur mu öyle şey Külperi anneciğim? Daha nice kahveler içeceğiz beraber. Tamam hadi o zaman içelim biz hadi. Hemen bir çırpıda. Al bakalım içe. O zaman hemen. Zehir zıkkım olsun, zehir zıkkım. Hadi. Hoşçakal anne, hoşçakal baba. Çok geç kalma teyzene. Hadi güle güle Erkan. Hoşçakalın. Bye. Ah gittiler. Gitti kızım, gitti. Ya Allah aşkına Gülperi, bu neyin üzüntüsü ya? Benim bir tuhaflık var. Yani ben mi yanlışım? Anlamadım ki. Ya teyzenin evlenip gidiyor diye ben göbek atacağım neredeyse. Sen oturmuşsun evde zır zır zırlıyorsun. Bu ne? Tabii üzüleceğim ben. Tabii üzüleceğim. Senin gibi böyle sırıtıp sırıtıp da damadımı uyandırayım ha? Ya elimde değil. Erkan bizi o şapşal İsmail'den kurtardı. Yani aklıma geldikçe, çocuğa baktıkça ağzım kulaklarıma geliyor ya. Ne yapayım? İyi, çok sırıtma. İç kahveni. Allah Allah ya. Benimkini de ver hadi. Oo gençler. Keyfiniz yerinde bakıyorum böyle kol kola gezmeler falan. Olsun o kadar Şefkat. Sonuçta nişanlıyız biz. Nikah tarihine gidiyoruz gün almaya. Öyle mi? İyi hadi hayırlı uğurlu olsun. Da kimle evleniyor? Tezene Erkan. Hayır Tezene ve İsmail. Erkan. İsmail. Bir karar verin lan. Damat belli değil oğlum. Nasıl evleneceksiniz siz? Karıştırma o kadarını Şevkat ya. Şimdilik sürpriz diyelim kardeşim. Ne sürprizi la? Pastadan mı çıkacak oğlum? Ya nereden çıkacaksa çıkacak. İnceldiği yerden kopacak ya. Yeter ki sen taş koyma. Zaten taş koymaktan bağrım asfalt gibi ezildi. Hem işimiz gücümüz var. Detayları sonra konuşuruz Şevkat ya. Alçıyı aldın sokakta. Bye. Hadi. Lan Cuma, sen yine ne işler çeviriyorsun lan? Ne işi çevireceğim ben be ya? Dünya dönüyor ağacığım, dünya dönüyor. Hem kendi etrafında hem güneşin etrafında dönüyor. Kainat böyle inanılmaz bir denge içerisinde dönüp duruyor. Yani fizik kuralı bu. Yani fiziğin yanında bizim çevirdiklerimiz solda sıfır. Ya oğlum başlatma fiziğinden bizinden. Senin İsmail yine Erkan'a dönüşmüş, koluna da tezenayı takmış, fink atıyor. Eyvallah. Bunlar et fizik ağacım be ya. Belirsizlik kuramından haberin yok mu senin be ya? Bak İsmail'in konumunu belirlesen Erkan'ı gözden kaçırırsın. Erkan'ı gözlemlesen İsmail'in konumunu giderir. Vallahi yemin ederim biz tezenenin sabit kaldığına şükredelim yani. Bak oğlum sen o duvara var ya bir çivilerim.
Orada zabit kalırsın. Zaman yolu da etrafında döner. Benim asabımı bozma. Bu Erkan muhabbetine bir son vereceksiniz. Yoksa ben devreye girerim, haberin olsun ha. Sus, sakın sakın Allah'ını seversen böyle bir şey yapma. Lütfen sevenlerin arasına girme be ya. İki gönül bir olunca zamanlık alev alırmış. İsmail de böyle alev aldı. Güllerinden Erkan doğdu be. Erkan bizim mahallenin zümrütü ankasıdır. Abacığım ne olur be. Ha? Ya peki kardeş bir şey soracağım. Şimdi kim kimle evleniyor la? Ha? Merhabalar. Bozkır diyor. Bu konuyu şimdi kapatalım. Ya bana bir çay söyleseniz ya. Merhaba ya. Buyurun buyurun şöyle alalım size. Ay. Buyurun. Cuma. Sağ olun. Merhaba. Hayırdır? Bizim tezene ile Erkan nikah için gün almaya gittiler de ona haber verin. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sağ ol Oğuzhan. Hayırlı ol olsun abi, abi ya. Abi gözün aydın. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Olmaz mı ya? Hep beraber düğün yapacağız işte. Tamam tamam. Şevkat sen mali organize edersin. Yani çocuklara güzel bir düğün yapalım. Tabii tabii. Bozkır abi merak etme. O iş bende. Ben organizasyonu yaparım. Arkadaşlar da bana yardımcı olur değil mi? Tabii el birliğiyle halledeceğiz onu. Siz içi sıkmayın canınızı. Rahat olun. Ben ince ince halledeceğim. O dükkana gitmem lazım. Boşta kaldı da dükkan. Hadi bakalım hayırlı işler size. Dükkanınıza iyi bakın. Hadi bakalım. Tut lan tut lan tut. Lan Cuma lan, tut. Lan ne yapıyorsun? Ara çekilin. Oğlum lan. Lan bunu frenle yapmadın lan.